Nereye gitti bu ya? Yıldız en azından seslenince geliyordu. Bu ortada yok. Nasıl bir duygu böyle babanın bir anda ortaya çıkması, ne bileyim kızım falan demesi? Sen söyle, babanın evden gitmesi nasıl bir duygu peki? Bana bak, benim babam senin anan yüzünden gitti. Senin anan yüzünden benim annemle babam ayrı. O yüzden lafını bil de konuş. Başkalarının nasıl davranmasını istiyorsan sen de öyle davran o zaman Melis. Hallere bak ya, hallere bak. Bıktırdın kızım artık. Hayır, ne zaman ailenden birisi gelse burada birilerinin başı belaya giriyor, farkında mısın? Çek git de artık bir huzur bulalım ya. Sana ne yapsak huzur bulamazsın sen. Mutlaka şikayet edecek bir şeyler bulursun. Sinirimi zıplatma o zaman. Ya git babanı kabul et, çek git artık buradan ya. Bak, bak stresten karnımdaki bebeğe bir şey olursa ben bunun bedelini sana çok ağır ödetirim ha. Sen böyle bağırıp çağırmazsan, iğnelerini batırmazsan hiçbir şey olmaz. Korkma. Bağırtma o zaman. Beni bağırtma. Bak baban da geldi. Kabul et babanı, çek git buradan. Bak benim de kocamın... Yakasından düş artık, anladın mı? Daha fazla başını belaya sokma. Zeynep, iyi görünmüyorsun. Konuşmak ister misin? Bu evde birisiyle konuşmak mümkün mü sizce? Aa, ben varım. Gel hadi gel. Konuşalım. Buyurun. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Annenle konuştun mu? Konuşmadım. Açıkçası ne konuşacağımı da bilemiyorum. Yani babam karşımda ama sevinemiyorum. Bir sürü düşünce karma karışık hale geldi kafamda. Sanki hepsi havaya uçuşuyor. Ve anneme bile güvenemiyorum artık. Yani düşünün ailemi. Haklısın. Onun yüzüne ne zaman baksam yaşananlar geliyor aklıma. Feray teyzeye çok üzülüyorum. Ona yapılan haksızlığa dayanamıyorum. Çok tanıyorum. Çok zor bir his olmalı. Yani öldü sandığın baban yıllar sonra çıkıp geliyor. Ama unutma. Senin neye inanıp inanmadığın gerçeği değiştirmez. Bak. Doğruları öğrenmenin bir tek yolu bu. Var mı bir tavsiyeniz? İnceleyip sık dokuyacaksın. En yakınına dair çok ama çok dikkatli olacaksın. Keşke annem bir tavır gösterse. O zaman bana bir yol gösterirdi. Ama o da ne yapacağını bilmiyor. Yani şok olmuş halde. Merak etme. O da senin gibi kafasında tartıyordur. Eğrisi nedir, doğrusu nedir düşünüyordur. Bak, duygularını hareket etme. Onu da anlamaya çalış. Belki o zaman doğruları bulursun. Peki. Teşekkür ederim, iyi geldin. Bakalım. Unutma, ne zaman istersen burada seni dinleyecek biri var. Olur mu? Açıl ya, açıl. Zeynep? Kapı mı açılmıyor? Dur bir de ben bakayım. Ben halledebilirim. Sen kendi işine bak Ege. Karına filan ilgilen. Zeynep, dün olanlar yüzünden böyle diyorsan... Bak Melis sinir krizi geçirdi. Sen de gördün. Ya ben ona bir şey demiyorum. Babamla ilgili meseleyi burada tartışmamız saçmaydı zaten. Bir bakayım. Hayır, saçma değildi. Yani eninde sonunda çözülür her şey. Ne demek bu? Yani neyse ortaya çıkar her şey. Kapının dili çıkmış. Ondan açılmıyor. Ege... Ne demek ortaya çıkar yani? Ne demek istedin sen? Ya bir şey demek istemiyorum Zeynep, tamam. Yani her şey düzelir diye umut ettim. Hepsi bu. Sen
sen benim babamı affedeceğimi falan mı düşünüyorsun? Ya Ege söylesene, sen olsan babanı affeder miydin ha? Ben babamı sana yaptıkları yüzünden gözden çıkardım Zeynep. Yani sana para teklif etmesi, bunun için annemi kullanması yetti onu silmeme. Benim yüzümden mi? Hayır, senin yüzünden değil. Yani ben babamla pek anlaşamazdım. Defalarca annemi aldattı. Ama en önemlisi, Eredin'in cenazesine bile gelmedi. Peki, yani babana neden diye sordun mu hiç? Hayır, sormadım. Çünkü umurumda değil. Başkalarının ne dediği hiçbir zaman umurumda olmadı benim. En sevdiğim özelliğin de buydu. Ölmüşüm gibi konuşuyorsun. Açıldı. Sağ ol. Ne demek? Her şey yoluna girecek Zeynep. Umarım.